kardeşim. Onun son görüşüm bu mu olacak Ali? Babamızın. Şimdi yerler değişti. Güçlü olan sensin, zayıf olan o. Muhtaç olan o. Sana yaptığını mı yapacaksın ona? Sen öyle bir misin kardeşim? Benim hemen gitmem lazım. Nereye? Ali! Ali! Hikmet Vefa, babam hangi odada? Karşıdaki oda 3001'de kalıyor. Ali! Ay burada! Ali! Ali yapma! Geldin sen, ha? Hikmet. Buraya etmez mi duydukların? Hikmet. Acını on üstünden değerlendirir misin? Senin bana yaşattığın acını. 100. Hikmet. 1000. Hikmet. Hepimizi mahvettin. Morfinini arttırıyorum. Defol git. Defol git. Benim ihtiyacım yok. Altı kür kemoterapi görmüşsün. Radyoterapi de işe yaramamış. Bak ya. Bak hala konuşuyor. Ya yıkıl karşımdan. Ameliyat imkansız. Kanser metastaz yapmış. Beyne, karaciğere, akciğere her yere sıçramış. Ali'm. Sen ne güzel doktor olmuşsun maşallah. Sus be kadın. Sus be. Bilmediğim şeyler mi sanki? Hepsini ben yaşadım. Ben. Gelmiş dosyadan okuyor. Doktormuş. Ya yıkıl karşımdan. Yıkıl karşımdan. Tamam bağırma. Senin her yanın doktor tamam, olsun hanım. Sakin ol tamam. Senin her yanın doktor olsun. Hikmet. Evet doktorum. Çok da iyi bir doktorum. Bana her şeyi de. Ama doktorluğuma laf etme. Çünkü abime bir söz verdim. Tuttum o sözü. Tamam mı? Abime verdiğim sözü tuttum. Sana rağmen, bütün hakaretlerine rağmen, korkutmalarına rağmen okudum. Hem de çok okudum. Herkesten çok çalıştım.
şimdi ne olacak biliyor musun? O keşke doğmasın dediğin çocuk. Dövdüğün, sokağa attın. Sakat dediğin çocuk. O yaşatacak seni. Evet. Otizm miyim? Ama ben bir doktorum. Çık git mi? Sana mı kaldım ben? Doktormuş. Kurtarma beni. Şimdi. Kurtarma. Ben sana muhtaç değilim. Sus. Sus. Öleceksin bir adam. Sus. Ne yapacaksın? Bir yol bulup iyileştireceğim onu. Ali, bir yol olduğunu zannetmiyorum. Bak Ferman Hoca baktı, Adil Hoca baktı. Bulurum, bulacağım. Ya neden ama? Neden? Ali duymuyor musun? Adam sana neler söylüyor, sen nasıl dayanıyorsun? Zaten son günleri. Ne olur artık bırak onun için çabalamayı. Bırakamam. Ben öyle biri değilim Nazlı. Hocam yardım edin. Ne oluyor? Ali, babamı iyileştireceğim diye tutturdu. Son görüşmesinden sonra. Evet, ben de söyledim, anlattım. Ya zaten ölecek dedim ama yok ben öyle biri değilim diyor. Ali'nin nasıl biri olduğunun önemi yok burada. Adam kurtarılabilecek bir durumda değil. Nazlı ortalık karışacak. Neredesin? 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 Ali ne yapıyorsun? Bir şey var, bulacağım. Bir şey var, bulacağım. Ali bunları tartıştık, bir yol yok. Var, bir şey var hocam, bulacağım, bir şey var. Ali baban buraya iyileşmeye gelmedi. Baban buraya ölmeye geldi. Ali bu bir vaka olsaydı eğer nasıl mucizeler yaratabileceğini çok iyi biliyorum. Git yap derdim. Ama bu bir vaka değil, bu senin baban. Ve bunu söylemek bana düşmez ama baban korkunç bir adam. O ne yapmış olursa olsun sen onu bırakmayacaksın, biliyorum evet. Ama Ali, o tutulacak bir adam değil. Ve en mutsuz vakada %1 bile bir şans olsa umut var demektir ama burada yok. Ali baban seni hak etmiyor. Hiçbir zaman da hak etmeyecek. Ali böyle durumlarda ne yapıyorduk? Kendimizi işimize veriyorduk. Aynen öyle. Şimdi bana bak. Ali bana bak. Yarın yeni bir vaka vereceğim sana. Onunla ilgileneceksin. Belki o ana kadar... baban... yorma boşa. Hadi. Hadi gel eve gidelim. Söz veriyorum yarın çok daha iyi hissedeceksin. Hadi. Hadi. Thank you.
Kardeşim, babamızı bırakma. Doktor yok, macizan bir doktor baksın buraya. Evet, nedir? Sibel Tokgözlü, 42 yaşında kadın. Bayılma nöbetleriyle aralıklı bilinç kaybı var. Yolda ventriküler taşikardi geçirdi. Nabız 180'lere çıktı. Şok verip normal sinüs ritmine döndürdük. Spora gideceğim. Spora git. Sibel! VT'ye giriyor, acilen çok... Bir dakika. Doktor bey, ne oluyor? İyi hareketli ama stadyumu kırmadın inşallah. Ne oluyor? Spora gideceğim. Evet, spor. Çabuk gelin, numara yapın çabuk. Geliyorum ben de hemen çabuk. Siz eş misiniz? Fırat. Eşiniz fazla zayıf. Fırat bey, bunun sebebi ne olabilir? Kendisi. Nasıl? Karım anoreksi hastası doktor bey. Hiçbir şey yemiyor. Günaydın Gülün sekreter. Günaydın Ali. Şey oldu mu? Baban. Hayatta hala. Hikmet. Nereden geldim? Allah aşkına nereden çıkardın şimdi bunları, yapma Hikmet. Cezamı versin. Hikmet. Hikmet. Allah cezamı verdi. Allah aşkına yapma ya. Bırak beni. Gideceğim. Aydın hocam, siz bir şey söyleyin. Allah aşkına bu halde gidebilir mi ya? Gülcan bırak gitsin. Sen gitmek mi istiyorsun? İyi, kapı oradan, çık git. Nereye gitmek istiyorsun? Ha? Şöyle bir sahile mi inmek istersin? Ya da meyhaneye, ne dersin? Ne diyorsun Adil hocam? Diyorum ki, böyle bir adam olmadan önce düşünecektin bunu. Dün oğluna onları söylemeden önce düşünecektin. Madem gitmek istiyorsun, tamam, gidebilirsin. Ama doktor olarak fikrimi soruyorsan, o serum olmadan 200 metre bile gidemezsin. Ağır şokuna girersin. Hikmet, sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin. Artık son durağa geldin. Hiçbir yere gidemezsin. Ama gitmek istersen yine de keyfin bilir. Yapma, gel. Hadi gel. Bırak. Ali'yi nerede bulabilirim? Hastası var, şu an bulamazsınız. Ama ben görünce aradığınızı söylerim. Tamam, sağ olasın. Rica ederim. Beter olun diyeceğim de şimdi neyse. Çok üzülüyorum Ali'ye. Hala gelip gidip babasını soruyor, biliyor musun? Nazlı da yok yanında. Ben kullanabilirsiniz antibiyotiklerini. Sağ ol. Buyurun.
Bekleyin, geliyorum. Senin ne işin var burada? Ferman Hoca gönderdi. İkimizin iyi anlaşmasını istiyor, anladın mı yani? Sen buraya atıldıysan benim suçum ne ya? Bekçilik yapıyorum resmen burada. Ne diyorsun sen ya? Ne bekçiliği? Hapse boşaltmaktan sıkıldım. Gerçek bir vaka istiyorum ben ama senin yüzünden alamıyorum. Ne hoş. Benim. Gelsene sen şöyle. Gel gel. Benim yüzümden öyle mi? Hı hı. Senin ispiyonculuğunla hiç alakası yok yani. Öyle mi? Tamam. Güzel. Çok merak ettiğim bir ameliyat vardı. Ben onu izlemeye gidiyorum. Sen artık burayı bir yarım saat idare edersin. Dur. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Ben görmüyor musun? Bunca insanı nasıl idare edeceğim? Ben seni iki gün idare ettim ama. Etmeseydin. Kim bilir neden idare ettin? Neyin peşindeydin? Ben anlamıyorum, bilmiyorum. Çünkü benim aklım öyle çalışmıyor. Aynen. Ay çocuk düştü. Ay gel gel gel. Doğru açılın. Tamam. Amiodoron verdin mi? Verdim. Ritim şu an gayet normal ama mitral yetersizlik yüzünden kalbiniz iflas edecek. Ne demek o? Kalp kapakçıkları tam olarak kapanmıyor demek. Kan atriyuma geri gidiyor. Kapakçıklardan birini tamir etmemiz gerek. Peki neden oluyor böyle? Uzun süreli yetersiz beslenme. Sibel Hanım, ne zamandır anoreksiksiniz? 14 yaşından beri yemekle aram pek iyi değil. Geçen sene özellikle çok kötüledi doktor bey. Aşırı egzersiz yapıyor. Durmadan öğün atlıyor. Sorsam yedim diyor. Yalan söylüyor bana. Fırat! Ne? Yani sürekli yanında durup elimle yediremem ya. Ne yapacağımı bilemiyorum artık. Ya ben istemiyor muyum yemek yemek? Ye o zaman. Neden yemiyorsun? Anne, anneciğim. Efe'yim. Ne işi var çocuğun burada? Kızma, ben ısrar ettim. Nesi var annemin? Annenizin kalbi çok zayıf kalmış. Ameliyat etmemiz gerekecek. Niye zayıf kalmış annemin kalbi? Çünkü annen hiç... Gel oğlum. Gel oğlum, hastalık bu. Niyesi sorulmaz değil mi? Ama... Doktor abiler iyileştirecek anneni. Sen hiç merak etme. Anneciğim. Sen asıl onları görecektin abla. Direkt morga aldılar onları. Kaç kişiydiler? Yani bir 5 falan galiba. Çok karanlıktı, hiçbir şey göremedim. Neden kavga ettiniz? Belli olmuyor mu abla? Delik Yunus diye laf at. Ya, normalde ben bunları duymazdan gelirim de. Ya, bu sefer gelmedim. Ayıklarım hemen dedim de. Meğer kalabalıklarmış. Yunus. Peki ailen ne diyor bu işi? Köprü altı çocuğuyuz biz abla. Yok aile falan. İş olursa halde kasa falan sırtlıyoruz karnımızı doyurmak için. Ya anlayacağım, başımızın çaresine bakıyoruz yani. Tamam. Şimdi bir lokal anestezi yapacağız. Sonra da minik bir kesi yapıp şu tüpü içine sokacağız. Sol ciğerin çökmüş. Onu yeniden şişireceğiz, tamam mı? Tamam abla, tamam. Sıkıntı yok. Benim canım yanmaz kolay kolay. Açalım bakalım. Yavaş 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 kaldır kolu. Hmm.
Başlıyorum. Razı olsun sizden. Şimdi bir tomografi çekeceğiz. İçinde ne olduğunu görmemiz lazım. Göz çukurunda kırık. Onu da ameliyatla onaracağız. Geçmiş olsun. Alnını da düzeltelim ister misin? Nasıl yani? Yapabilir misiniz? Harbiden mi? Yaparız tabii. Neden yapmayalım? Abla bak, şu tipimi düzelt. Sonra ne istersen iste benden. Üzgünüm. Yapamayız. Önceden olmuş o. Hayatta onay vermezler. Karaciğer ve tiroidi normal. Ama elektrolitleri garip. Albümini 2.1'de. Çok kötü bakmış kendine. Hiç iyi beslenmemiş. Ameliyat sonrası enfeksiyonları da korunmasız durumda. Hayatta kalması için bu ameliyat şart. Biliyorum. Bir insan nasıl yemek yemez ya? Ya dünyanın en güzel şeyi falan değil mi? Bu psikolojik bir durum Demir. Elbette bunun bir bedeli olacak. Bu değerlerle ameliyattan sonra iyileşemeyecek kadar hasta olabilir. Yani Sibel Hanım iyileşmek istiyorsa yemek yemesi şart. Başka çaresi yok. Gelin konuşalım. Efendim hocam. Evet Ali. Babam. Ali. Babanın gidişi an meselesi. Tamam. İlla babamın yanında olacağım diyorsan git, ben Demir'le hallederim ama... ama babamı tedavi edeceğim diye hastaneyi ayağa kaldırmak yok. Lütfen. Çünkü öyle bir şans yok. Tamam. Olmaz. Nereden biliyorsun ne söyleyeceğimi? Alın onarımı pahalıdır ve kozmetiğe girer. Tanju Hoca asla izin vermez. Doğru bilmiş miyim? Bu kozmetik sayılmaz ki. En azından Yunus'u güzelleştirmek için yapmayacağız. Ya ona yeni hayat verebiliriz. Arkadaşı olabilir. Ya ne bileyim, en azından daha az dayak yer. Bu dayakları engellemek polisin işi. Bizim değil. Ne kadar kalpsizsin ya. Yapayalnız bir çocuk alnında bir göçükle yaşıyor. Senin daha aynı böyle bir çocuk yüzünden yeni başın belaya girmedi mi? Beni boş ver. Çocuk yapayalnız. Yazık değil mi ya? Çocuk güçlü görünmeye çalışıyor. Böyle büyük bir adam gibi konuşmaya çalışıyor ama korkudan elleri titriyor, görmüyor musun? Damla. Korkudan değil o. Nefes darlığı çekiyor çünkü diyaframı yırtılmış. Midesi diyaframın içine giriyor ve şu an göğüs kafesinde. Çabuk. Ameliyata. Abla. Ya ne oluyor abla, iyi miyim? Korkacak bir şey yok. Sorunu bulduk, düzelteceğiz. Ama. Merak etme. İyi olacaksın. Hadi. Hadi çabuk çabuk. Nazlı. Hocam. Sen nereye? Sen cerrahin asistanımsın. Değilsin. İstersen izleme odasından izleyebilirsin. Ama çıtın çıkacak. Tamam. Hayatım, yemek yemen gerekiyor. Lütfen. Lütfen yemek ye. Merhabalar. Besin takviyesini artırmamız gerekiyor. Proteininizi arttıracağız. Damardan besin. Bakın, besinlerin doğrudan midenize gitmesi bizim için şu an elzem. Lütfen. Nazogastrik tüpü taksak? Yapmayın. Fırat.
Daha önce denedik, pek iyi sonuç vermedi. Siz nasıl doğurdunuz? Anlamadım. Yani yemek yemeyi sevmediğinizi söylüyorsunuz. Ama hamileyken yemişsiniz. Oğlunuz gayet sağlıklı görünüyor. Onu o kadar çok istiyordum ki. Elime alıyordum ultrason fotoğrafını. Ona baka baka zorla kendime yedirmeye çalışıyordum. Sonra hayal ediyordum. Yediklerim direkt oğlumun vücuduna gidiyormuş. Yani benim vücudumda kalmıyormuş. Yine yapın o zaman. Ali haklı. Ali haklı, yeniden yapabilirsiniz. Oğlunuz için yaptınız, kendiniz için de yapın. Bakın Sibel Hanım, biz size yardım etmek istiyoruz. Kurtarmak istiyoruz ama sizin de bize yardım etmeniz gerekiyor. Yoksa elimizden bir şey gelmiyor. Lütfen. Peki. Elimden geleni yapacağım. Yemeğimi getirebilirsiniz. Müthiş. Tekrar görüşmek üzere. Geçmiş olsun, yemeğiniz gelecek biraz. Aspir et şurayı, aspir et. Yırtık merkezden kostaların ön sınırına kadar uzanıyor hocam. Hı hı. Ne yapmak lazım peki? Alt diyafram ligamenti ayıracağız ki mideyi aşağı çekebilelim. Aferin. Evet, meş alayım. Ortagü. Hadi bakalım. Kes. Kim tekme attıysa bayağı sağlam vurmuş. O çocuk daha çok tekme yer hocam. Tabii biz bir şey yapmazsak. Hocam, biliyorum kızacaksınız ama dinlemeniz gerekiyor. Nazlı hastanın alnını da düzeltmemiz gerektiğini düşünüyor. Tamam, biliyorum, kozmetik ameliyat. Ama elden durumlarda sigorta karşılıyor ameliyatı. Yani eğer hastanın hayat standartı doğrudan etkileniyorsa... bundan daha elden bir durum olabilir mi? Hocam çocuk dayak yiyor. Nazlı, ikna olmadım. Bahsettiğin ameliyat çok pahalı ve sigorta kapsamında değil. İkincisi, alnını düzelteyim derken beynine zarar verebiliriz. Üçüncüsü, gereksiz. Çünkü çocuk böyle yaşayabiliyor. Tamam. Kendi fikrini kendine sakla. Hocam, çocuk sokaklarda yaşıyor. Çok zor bir hayatı var. Ya ne olur, birazcık kolaylaştıramaz mıyız? Nazlı, yeter. Ama hocam... Yeter dedim sana. Bak, kendini oradan da koldurtacaksın. Eğer bu çocuğa yardım etmek istiyorsan sosyal hizmetleri ara. Ve bu çocuğa bir ev bulsunlar. Saçma sapan fantazilerinden de vazgeç. Hadi. Makasar, ver. Kes bakalım şurayı. Allah'ım yarabbim, şu adam... dokuz canlı sanki mübarek diyeceğim ama... mübarek deniyorum ya. Sus be, ne biçim laflar ediyorsun? Ne? Adam Ali'nin babası sonuçta. O da alışacak Gülüncüm. Yani hepimiz geçiyoruz bu yollardan. Ebeveynlerimizle vedalaşacağız bir gün. Acı ama gerçek. Neymiş o ocağım, o gerçek olan şey? Ben bir kılcımım. Selvi ablacığım, ulaştığımda çıkıyorum. Evet, cevap bekliyorum. Neydi Selvi abla, ne konuşuyorduk? Şey,
Bende yüksek tansiyon var da. Bu mu yani acı alma gerçek olan? Bu aralar böyle pek iyi hissetmiyorum. Ara ara başım ağrıyor, kulaklarım oluyor, taşikardi falan. Çocuklara onu diyordum. Gözünüz üstümde olsun, kollayın beni falan. Onu diyordum. Benden bir şey gizlemiyorsunuz yani. Yok. Güzel. Çünkü biliyorsunuz aramız daha yeni düzeldi. Hı hı. Ve eğer benden bir şey gizleyecek olursanız herhalde neler olabileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Hı hı. Değil mi? Tabii ki. Güzel. İyi çalışmalar. Sağ olun. Niye söylemedik Salve abla? Tanju Bey'in kankası çünkü. Adil Bey'in kesin talimatı var. Asla Tanju Bey'in kulağına gitmeyecek Ali'nin babası, tamam mı? Yani biri patavatsızlık yapıp ağzından bir şeyi kaçırmasın, felaket olur. Ali'nin babasının burada olduğunu bir tek biz biliyoruz, tamam? Tamam. Tamam. Hadi. Salve abla. Ya ben sana bir şey daha söyleyeceğim aslında. Ben diyecektim ki... Tamam, Selvi abla. Ben... Şeyi diyecek ya. Değil mi Gül'ün? Gül'ünle aynı tarihlerde ben de izin alabilir miyim abla? Hani bir beraber tatile çıkarız, şöyle aşkımız pekişir dedik ama... Olur mu? Olur, niye olmasın? Bir tanesin ya. Sağ ol. Kolay gelsin. Güneş, ne yapıyorsun yine? Sultanım, biliyorum zorlanıyorsun. Ama o kıvılcım bitirir bizi bak, bitirir. Konuştuk ya biz bunları. Uf, delireceğim artık, delireceğim. Vallahi bağıracağım hastanenin ortasında kıvılcım hanım hamile diye. Öf! Gülün, sen beni dinlemiyor musun? Tamam Güneş. Ya bir dakika, ne tamam? Gel buraya, gel, gel. Gel. Hocam. Gel, gel Ferman, gel. Nedir son durumlar? Hocam, müsait misiniz? Gel Nazlı, gel. Sen de gel. Geç otur kızım. İkiniz de aynı şeyi merak ediyorsunuz biliyorum. Ali'nin babası. İnanılır gibi değil ama durumu stabil. Tam bu sefer gidecek diyorum ama... Çünkü kötüleri hiçbir şey olmuyor. Nazlı. Hocam dün de gitti yanına. Neler söyledi Ali'ye yine? Önemli değil. Adam hastanemizde yatıyor şu an. Ve yattıkça da Ali'ye riske atıyor. Ne demek istiyorsun? Ali şimdi de babamı kurtaracağım diye tutturdu. Sakın! Ali'yi bir daha babasıyla karşılaştırmam. Evet işte, o yüzden diyorum hocam. Sokağa mı atalım adamı? Ferman, orada dur. Nazlı bu konuda haklı. Zaten Tanju nereye saldıracağını şaşırdı Ali ile ilgili. Üstelik Ali tekrar babasıyla karşılaştığı zaman nasıl tepki verecek ben bile bilmiyorum. O yüzden riske edemem. Ne yapacağız peki? Efendim. Geliyorum. Çabuk çabuk. Bu sefer gidiyor galiba. Hadi, hadi çabuk çabuk çabuk. Ali, sen burada kalıyorsun. Sakın burada kalıyorsun. Adil hocam, nereye? Nereye gidiyorsunuz? Çok cezi, çok cezi. Çok cezi, koş. Hikmet, tamam, 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 gel. Çabuk, çabuk. Gel, gel, gel. Hikmet. Ben hocam gelmek istiyorum ama gelemiyorum. Nazlı, gel. Gel. Hocam. Nazlı gitti. Nazlı aç yükle. Bir, iki, üç, çabuk. Yükle, yükle, yükle. Bir daha, yükle, yükle, yükle.
2, 3, çarp! Bir daha, yükle! Bir daha! Yükle! Bir daha! 3, 2, 1, çarp! Hadi, bir daha! 3, 2, 1, çarp! Bir daha, gel! 3, 2, 1, çarp! Yükle! 3, 2, 1, çarp! Ali, hadi aç gözlerini, ben geldim. Gitti mi? Geri dön.